Beste, müzikte teknik ilkeler ve kuralların koşullandırdığı, özgün yaratıcı çalışmanın çoğunlukla notaya alınarak saptanmış halidir. Doğaçlama genelde beste kavramının dışında görülür. Ancak beste yapma süreci doğası gereği doğaçlama kaynaklıdır diyebiliriz. Beste kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan girmiştir. Öte yandan dilimizde Fransızcadan alınan kompozisyon ve kompozitör sözcükleri de beste ve besteci anlamında kullanılmaktadır. Hangi müzik türünde ve biçiminde olursa olsun, beste yapmak için sesleri düzenleme ilkelerine ve yaratıcı düşünceye ihtiyaç vardır. Kompozisyonun kuruluşundaki anlam ve ruh, bestecinin yaratıcı düşünce ve buluşları üzerinde yükselir. Bir kompozisyon modeline damgasını vuran kişisel yaratıcılık ve buluşlardır. Bestecilik öğrenimi genelde usta-çırak ilişkisine dayanmıştır. Geçerliliğini tarih boyunca sürdüren bu öğretim biçimi, geleneksel stil ve tekniklerin öğrenilmesinden başlayarak içinde yaşanan dönemin müziksel dilini özümsemeyi öngörür. Ötesi, bestecilik öğrencisinin cevherine kalmıştır. Bizim kültürümüzde meşk olarak adlandırılmış olan bu eğitim yönteminin anlamı, besteci adayına donanımlar kazandırmak ve onu özgür bırakmaktır. Hiçbir usta, çırağına sen de eskiler gibi, yani benim gibi beste yap yönlendirmesinde bulunmaz. Böyle olduğu için, tarihte iz bırakan bütün besteciler, geçmişe dönük değil, geçmişten yararlanarak geleceğe dönük eserler yazmışlardır. Bestecinin, kendi müziksel bildirisini insanlara iletmek için seslendiriciye, yani yorumculara gereksinimi vardır. Eser, seslendirilmedikçe dinleyiciye ulaşamaz. Dinleyici, bestecinin bildirisini paylaşmak istediği kişi ya da topluluklardır. Dinleyici olmasa besteci kimin için yazacak, seslendirici kimin için müzik yapacaktır? Bu temel sorunu çözümlemek amacıyla besteciler, 19. yüzyıla kadar çoğunlukla hem yaratıcı hem seslendirici konumunda olmuşlardır. Fakat yıllar içerisinde bestecilik, seslendiricilikten ayrı olarak da bir alan edinmiştir.